Benim adım Mehmet Kuşman, 1940, Van iline bağlı Gürpınar ilçesinin Çavuştepe köyünde 1960'ta dünyaya geldim. Çiftçilikle uğraşıyorduk. 27 Mayıs İnkılabı'nda asker olduk. 24 ay tam askerliğimi bitirdikten sonra köyüme indim, geldim. Kazı çalışmaları da arkeologlar gelmişler. Katıldım. Kazmayı ilk vuranlardanım. Evli, 11 çocuk babasıyım. Ortaokul mezunuyum. Evet, ben buraya işe başladığım zaman profesör beni çok sevdi. Hemen kadro getirtti bana. Ondan sonra profesörün de çocuğu olmadığı için beni çok seviyordu. Bir gün gittim, hoca bir kitabı görmüş, düşünüyor. Hocam, niye düşünüyorsunuz? Dedi ki, yavrum kitabı çıktı. Ben de o zaman gençtim. Bir profesör denince dünyada olup biten her şeyi biliyor diye biliyordum. Hocam, güzel bir şey artık bu kitabı. Her şey kitabeden çıkıyor. İyi de yavrum dedi, kime okutacağız? Hocam, siz profesör değil misin? Evet yavrum. Nasıl okuyamazsınız? Güldü, yavrum dedi, bildiğin gibi değil. Benim branşım ayrıdır. Bunu okuyacak birileri başka. Neyse, o sene öyle oldu. Ankara'da Emin Bilgiç adında bir hoca geldi, okudu gitti. İkinci senede peş peşe çıkmaya başlayınca, hocam ben bunu öğrenemez miyim dedim. Hadi canım dedi, çok zor bir şeydir falan filan. Küser gibi oldum, geldim, bu da asistanda oturuyor, konuştuk. Ne oldu dedim, ya hocam bugün çok sinirli. Dedi, sinirli olmayan gün mü var hocanın? Ne oldu? Dedim ki, ben demişim bu yazıyı öğreneceğim, beni azarladı. Düşündü, o konuştu. Ondan sonra bir tanesi var, Taner Tarhan. Dedi ki, vallahi istersen azın varsa öğrenirsin dedi. Çünkü o zaman da doğuya turist gelmiyordu. Tek Türk turist gördüğünüz zaman herkes diyordu, ajandır, bilmem nedir, şudur, budur, turist yok. Onlar gitti, ben kalem, defterim, foto makinem de yok. Mon Kalesi'ne gittim. Hangi yazı Urartu'nun, hangi Asur'un onu da bilmiyorum. Yaz çiz, yaz çiz. İran'a gittim, oradaki yazıları da getirdim. Nihayet 3 yılda alfabeyi tamamladım. Alfabe tamamlanınca Basra'nın haberi olmuş. Çavuştepe Kalebeşti Mehmet Kuşman Urartu alfabesini yazmış diye. Bir baktık ki Kültür Bakanlığı'nda manvaline bir yazı gelmiş. Mehmet Kuşman'ın Ankara'ya sempozuma gönderilmesi. Neyse gittik oraya. Sempozum Milli Kütüphane diye bir yer, Ankara'yı biliyor musunuz? Meclisin çok daha yukarıda. Orada kazı, Türkiye'de kazı yapan bütün yerli ve yabancı hocaların hepsi orada. Herkes kazısını, raporunu verecek bakana. İşleri bitti falan. Bir tanesi dedi, sen niye buradasın? Dedim, ben de Kültür Bakanlığı istedim. Niye? Alfabe yaptım diye. Alfabe nerede? Çantamda çıkan birine verdim. O zamana kadar da Türkiye'de TÜİYA'sını okuyup yazabilen 50-60 kişi vardı. Birine verdi, baktım kim diyor, çağırdılar beni. Sen nerede buldun bunu? Dedim, hocam beğeniyorsun, harika bir şey. Nerede buldun? Ben yaptım. Bir yüzüme baktı, bir taşa baktı, öbürüne verdi, öbürünün başkasına, alkışlar, bravolar falan filan. Öyle oldu. 650 kelime öğrendim 22 yılda. Bir tek cümle kuramadım. Çünkü onların lisanları bizim lisanlarımız gibi değil. Biz satır okuduğumuz zaman öndeki kelimeyi ortaya, ortadakini biraz sonraya, sondakini öne, bu şekilde yapmazsanız cümleyi kuramazsınız. Ondan sonra hocaya gittim, vazgeçiyorum dedim. Niye? Hocam cümleyi kuramıyorum. Ne kadar biliyorsun dedim. 650 kelime kadar biliyorum. Güldü, dedi ki Beyazıt'a git, orada bir Çerçenlere ait bir lügat kitabını kur. Edebiyat da çok yakın birbirlerine, çok yakın. Yani bir kilometre bile yok. Aldım getirdim, yanına oturttu. Bir yazı verdi kendi masasından. Okudum. Ne anladın? Hiçbir şey dedim. Hiçbir şey anlamadım. Yavrum dedi, bu kelimeyi buraya, bunu buraya, oradan oraya alacaksın. Bu yazılar bizim yazılarımız gibi değil. O şekilde kuramazsın. Kafama girdi. Geldik, başladık. Artık onu da öğrendik. Çocuklar büyüdü, okula gidecekler. 11 çocuk babasıyım. Ben bir tek bekçilik maaşıyla ne yapabilirim? Başladım derelerde, tepelerde taşları getirdim, uydum, biraz çivi yazı öğrendim. O zaman da turist gelmeye başladı doğuya. Baktım para gelmeye başladı. Para gelmeye başlayınca ilk gideceğim yer Erzurum'du. Oltu taşı var orada. Olmadı, sert. Dediler ki Eskişehir'de lüle taşı. Oraya gittim, hoşuma gitmedi. Beyaz bir taş, yumuşak, o da olmadı.
Ondan sonra dediler ki gür şeyde Diyarbakır'da ve Antakya'da. Onlardan yatıyorum, işletiyorum. Allah'a şükür bütün çocuklarımı okuttum. Ben de halen 13 yıldır 42 yıl 9 ay burada resmi hizmet yaptım. Ondan sonra 2005'ten bugüne kadar yani 13 yıldır da gönüllü olarak çalışıyorum. Böyle.